Tamam, başladık. Sen bunu hem benim hem onun başına sonuna koyabilirsin. İstediğimiz yere koyarız. Bunu özel bir episod olarak da şey yapabiliriz. Çünkü Ali'nin meşhur balkonunda sohbet eder hale geldik. İklil için çekim yapıyoruz değil mi? Çekiyor yani, başladık. Şu İklil'in balkon hikayesini bir anlatın bakalım. İklil'in balkon hikayesini İklil sana anlatır. Sen şimdi bize niye son anda Etiler'e götürmeye çalıştın bizi? Abi buranın trafiğine girmek ölüm. 7'ye çeyrek kal, 20 kal arıyor ama beni, tamam mı? Bir de açayı oynamaz diye düşündüm. Orada bir şeyler yeriz, bir şeyler ikram ederiz ben diye düşündüm. Ben şimdi sana getirdiğin revanilerden vereceğim. Ha, sağ ol. Önce yemek yedirirsin diye yani aşağıda güzel kafede. İkimizin de cümlesini biliyor musun? Karam yine karamlığı yaptı. yine ayağına çağırdı. Son anda estağfurullah. Abi şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Sırf evet. Öyle yapmayayım diye saatin seçtiği ne kadar boktan kebapçıya varsa gittik. Bak valla çocuk nelere kaldı. Doğru. Ben geçen gün tikede yedim ilk gün önce. Efendim burası benim balkon işte. Ha. Burada ben ve bir kişilik daha yer var. Var. Şimdi böyle zaten evet. Kameraya sığalım diye böyle duruyoruz. Bu balkonun dili olsa da konuşsa. Diyerek bu episodumuzu sonlandıralım. Evet, bunu İklil'e atfediyorum. Evet, İklil'e bu bölümü. Sen de şey yapıyor musun bu bölümü? Atfediyorum da benim aklıma Ali Kabaş'ın New York'taki eve geldi. 91. cadde ve 2 miydi 3 müydü? 90 ve 3. 90. cadde ve 3. Third Avenue. Orada Ali Kabaş. Orada 29. kattaydım. Oradan da çıplaklar vardı. Aşağıda sevişen kadınlar, adamlar onların resmini filmini çekerdi. İşte, tamam o zamandan stoğa çalışmaya başlamış işte. 8 milimetre filmler falan gösterirdi bize o zamanlar o çektiği filmlerin damlardan. Yani içine o zamandan girmiş bu fotoğrafçılık. Ve hiç, dikizcilik. Hiç şey yapmıyor. Hiç onu reddetmiyor yani. Hala aynı şeyde devam ediyor. Evet. Bu korona sonrası video çekimlerimiz devam ediyor. Ondan sonra ilk Ali ile başladık. Ondan sonra hayalimiz esasında cumartesiydi. Ama cumartesi doktorlar kaçtı Göce'ye. Haince. Ondan sonra sen de yıllar sonra Göce'ye geldin. Herkese başladım da ben 70'lerin Tarsus'u falan diyordum da sana sormak abes olur. Ondan sonra şimdi artık hikayeye başlayalım. Ya Göce'ye geldin. Ondan sonra da bir telefon geldi lanet şekilde. Ondan sonra acayip sinir bozucu bir şekilde döndün. Ertesi sabah döndüm. Değil mi? Yani tam böyle relax olmuştun. Müthiş. Bir sene önce ilk defa gelmiştim biliyorsun. Aha. Harika bir kaç gün geçince ulan dedim 15 senedir ne kaçırmışım ben. Bir Emre Akkuş'la iddialaştık diye. Tabii doğru. Ondan sonra ikinci sene de geldik dediğin gibi bir gece kaldık. O gece de esasında çok enteresan hiç uyuyamadım. Ben Ali Semih'le şefle yatıyorum. Yan tarafta Hüseyin'le Sait yatıyormuş. Ya bir horlama sesi ama yani kulağımın içinde horlasalar bu kadar olur. Dedim ki bu Hüseyin Amerika'dan geldi jet lag horluyor. Şefe dedim ki kalk bir bak bakayım sen. Ben şimdi gitmeyeyim ayıp olur. Şef de kulağına bir şeyler tıkamış. Şef gitti geldi bir baktı. Lan dedi Sait horluyormuş dedi. Neyse sabaha kadar uyumadım o günün için enteresanım. Sabah da telefon gelince atlayıp İstanbul'a döndüm. Sinir bozucu oldu. Hayırlısı olabilir. İşte aynı olacağı varmış. Evet, neyse evet, sıradaki evet, şeyler evet, devam ediyor nasıl? Evet. Peki şimdi 76 sınıfını ben hep, yani daha doğrusu Tarsus'taki her sınıf kendi sınıfını farklı görüyor. Biz iyiyiz, diğerleri de iyi ama en iyi biziz falan diye. Ama biz 76'nın ben bağlılığının farklı olduğunu düşünüyorum. Birbirine olan ilişkisini. Biraz önce sohbet ederken işte siz yani lise bittikten sonra Amerika'da bile bir neredeyse komün hayatı yaşadınız. Değil mi? Bir yakın. Bizim belki en büyük yani ben kendi açımdan söyleyeyim benim en büyük şanslarımdan biri birincisi önce benim birader Hasan gitmişti benden bir yıl önce. Ben onun yanına gittiğim için zaten yalnız değildim. Ama aynı anda Ali Kabaş bir buçuk saat mesafe bir okula geldi. Daha sonra o senenin kışında yani bir dönem sonra Ali, Semih, Hüseyin ve Rifat bize yarım saat mesafeye geldiler. Bir sene sonra Hakan Sönmez, Buza, Nami Değer bizim yanımıza geldi. Böyle çok enteresan bir Tarsus Amerikan ruhu bizim için Amerika'da üniversite hayatına da devam etti.
Aynı zamanda Bülent Kelekçi ile Bülent Özdar abilerimiz de Rifatların, Hüseyin'le Ali'sinin geldiği okuldalardı zaten. Onları zaten görüyorduk daha önceden. Hatta ilk sene Thanksgiving tatilinde Ali Kabaş hatırlar. Beraber şeye gittik, Cornell'e gittik. Orada da Cihat Lokmanoğlu, Abdullah Paksoy, rahmetli Levent Beriker orada okuyorlardı. Onlarla beraber olma imkanımız da oldu. Dolayısıyla nereye bakarsan bak, en az 5-10 tane Tarso Amerikanlı ki bunun 3-4 tanesi, 5 tanesi bizim sınıftan. Beraberdik. Onun için Tarsus ruhu devam etti bizim için Amerika'da. Peki sonra sen, yani demin Ali ile de konuşurken aynı şeyleri yaşamışız. Böyle arada bir gapler, boşluk zamanlar olup sonra yeniden bir araya gelmeler yaşamışız. Senden de ben yani şey diye düşünüyorum, 90'larda veya 2000 başlarında çok da fazla haberdar olamadım bile. Yani görüşmeyi bırak, ondan sonra çok şey de olamadık. Ondan sonra olamayanlarımız oldu ama son dönemlerde bakıyorum, ya demin Ali ile de aynı şeyleri muhabbet ettiğimiz için, daha böyle insanlar birbirine temas etmeye, daha konuşma, daha birlikte olmaya ne diyeyim, özveri, birlikte olma arzusunu daha net koymaya başladı. Sen de benzer şeyler hissettin mi? Muhakkak ki bunda benim de eksikliğim muhakkak olmuştur. Ama hepimiz için tahmin ediyorum 80'li yıllar, okullar bittikten, üniversiteler bittikten sonra arkasından 90'lı yıllar özellikle önemli bir hayat oluşturma mücadelesi olarak başladı ve devam etti. Bunun nasıl yani? Hem iş hayatında bir yer edinme, bir kariyer yapma, gelirini garanti altına alma. Çünkü aynı zamanda hepimizin evlilikleri, çoluğu, çocuğu oluşmaya başladı. Ben de nispeten erken evlenip erken çocuk yapan, 30 yaşında iki tane kızım vardı mesela. Hanım Fransız Kanadalıydı. Sağ olsun o da geldi Türkiye'de 15-20 sene yakın neredeyse burada yaşadık. Daha sonra bir de oğlum oldu. Çok genç yaşlarda böyle evlilik, çoluk, çocuk, iş hayatı ve iş hayatının getirdiği ve Türkiye'nin de inanılmaz bir up and down diyebileceğim sanki roller coaster ride gibi bir ekonomi ve bir hayat yaşatıyor insana. Bu sene her şey çok iyi, 6 ay sonra bakıyorsun öyle büyük bir kriz ki yerle yeksan oluyor her şey. Hadi onlarla uğraş, bunu uğraş. Çok büyük bir mücadele içinde oluyor insan ve biraz daha kendine dönük yaşıyor doğrusu. ama yaş ilerledikçe dediğin gibi hem o hayat mücadelesi biraz yavaşlıyor, hem insan, çocuklar büyüyor, onlar kendi hayatlarına dönüyorlar. Biz de o zaman biraz daha bizim için hayatta ne önemli, bizi ne mutlu ediyor, onu düşünecek vaktimiz olmaya başlıyor gibi geldi bana. tekneye gelmememin sebebi o değil. Tamam. Orta kulağımda ciddi bir çöküntü olduğu için çocukluktan beri en ufak sallama beni midemi bulandırdığı için ben tekne olayını ama gelip gördüm ki nasıl o tekne bir yere gitmiyor. Zaten fazla gitmiyor. Tekne stabil. Devamlı sarhoş. Tabii stabil duruyor. Dolayısıyla oradan da hakikaten müthiş bir keyif aldık. Onun dışında tabii ki toplantıların hepsine insan katılamıyor. Yani bir de özellikle ben neredeyse yılın yarısını Amerika'da geçirdiğim için çocuklardan, torundan dolayı, biraz da bazı işlerden dolayı her zaman ulaşamıyorsun. Ama ulaşma fırsatı olduğu her an insan artık beraber olmak ve o eski yaşadığı kardeşliği, dostluğu devam ettirmeyi ve ondan mutlu olduğunu hissettiği için de ona bir öncelik vermeye başlıyor. Bana soruyorlar örneğin en mutlu, en şey zamanın nedir diye, hani herkesin bir dönemi vardır. Tek söylediğim şey Tarsuslu yıllar. Yani Tarsus'ta doğduğum için o ayrı da teacili yıllar. Teacili yıllar, yani. Tabii. O kadar. Peki şimdi buradan sana şey işte, yani bizler kalktık 69 yılında Tarsus'a geldik. İşte Adana'dan gelenler, Mersin'den gelenler falan. Ben sen, oradaydım. Sen mi oradaydın? Ben oradaydım. Şimdi sizlerin tabii Tarsus'u algılayışınızla bizlerin algılayışı arasında muazzam farklar var. Olsa Adanalıların çoğunu sorduğumda Adanalılar Tarsus'tan bir şey hatırlamıyor. Olsa ben mesela daim yatılı olduğum için ben Tarsus'u çok severim. Acayip böyle
Ve yıllar sonra o kültürel şeyini keşfettikçe, içindeyken o kadar 70'li yıllarda gösterilmiyordu, önem verilmiyordu. Sonra gördükçe, yani okuduğundan biliyordum oranın tarihte çok önemli bir yer olduğunu da, hiç kimse bir şey göstermiyordu. Şimdi ise çok daha şey olmaya başladı, görünür, ortaya çıkarılmış, evet, ve konuşulur hale geldi. Sen Tarsus'u nasıl görürdün? Nasıl hatırlıyorsun? Vallahi şimdi bizim için dediğin gibi Tarsus bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Her ne kadar ben Namlı'da doğmuşum, dağın tepesinde de. Bu arada ebem de Bülent Üzüm'ün rahmetli halası Nasberler Hanım. Kaç kişinin ebesi bilmiyorum yani. Benim yani biraderin, kız kardeşimin hepimizin ebesi. Çok, evet. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. İsmi de Bülent Üzüm'ün kızında yaşıyor. Yaşıyor, evet. Nasberler'de. Tarsus'ta büyümek, hepimiz aşağı yukarı Eli Yeşil İlkokulu'na gittik. En çok da bir hatırladığım Ömer Tarım'la beraberliğimiz. Çünkü evlerimiz de birbirine taş atma mesafesindeydi. Ve ikimizin de evinin hemen yine taş atma mesafesinde St. Paul'ün evi veya kuyusu var derlerdi. Biz oralarda çelik çomak oynardık. Yani St. Paul kimdir, nedir, hiçbir şey dediğin gibi anlamayız. Tek gördüğümüz şey, Amerikalı bazı turistlerin Tarsus Amerikanlı öğrenciler mihmandarlığında oraya gelip gitmesidir yolumuzdan. Hı hı. Gördüğümüz. Niye de gelir gider onu da bilmezdik bu arada. Zamanla, özellikle Amerika'ya gittiğim zaman Tarsus falan deyince, oradaki Hristiyanlardan birden St. Paul falan deyince anladık ki orası önemli bir yermiş. Daha sonra da dedemin ofisinin arkasında da o meşhur kiliseyi Vatikan renove ettirdi. Bizim basket takım olarak antrenman yaptığımız, o depar attığımız Gözlü Kule'nin altı tamamen şu anda kazılmış. Kazıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin, evet, herhalde önderliğinde. Neresini kazsan bir tarih çıkıyor. Bence kazmak istemiyorlar Tarsus'ta. Yani Antakya'da daha beter şey çıkacak. Mesela o Adalet Sarayı denen yerin yanı hal yeriydi bizim çocukluğumuzda. Orada işte günlük haller kurdurdu. Onun oraya bir yeni Adalet Sarayı yapmaya kalkmışlar. Altından koca şehir çıktı biliyorsun. Hemen durdu. Duruyor. Dolayısıyla her yer bir tarih. Hatta Tarsus'un işte ters yüz olduğuna dair Tarsus isminin de oradan sanki geliyormuş gibi laflarda duymuşuzdur. Olsun. Yani ama hakikaten 70'lerin Tarsus'u, ben sizin evi hatırlıyorum, sizin ev çünkü sembol evler. Ama benim ilk doğduğum ev, doğduğun evi bilemem. Taş evdi. Onu o kadar bilemem. İki katlı bir taş ev, St. Paul'ün komşusuydum ben. Kuyunun oradaydı. Kuyunun oradaydı. Şimdi kuyunun yerini biliyoruz o zamanlar. Şeyi bilmiyorduk. Peki basketbol mesela senin hayatında çok önemliden daha fazla herhalde bir yerde. Herhalde mi? Başka bir hayatımız oldu mu diye düşünüyorum. Yani tabii ki oldu. Çok güzel günler geçirdik hep beraber ama basketbol, tahmin ediyorum ki Tarsuslu olarak bizim hayatımızı önemli derece şekillendirdi. Hı hı. Çünkü iki şey şekillendirdi tabii ki. Bir tanesi Tarsus Amerika'na girme şansını elde etmiş olmamız ve orada tüm Türkiye'den sizler gibi gelen kardeşlerimizle yakınlaşıp onların kültürünü, onların background'uyla kendimizi yorma imkanına sahip olmamız oldu bence. Yoksa Tarsus'ta normal liseye giden insanları görüyorduk. Hı hı. Yani akşamları ya kahvehanede, ya bilardo salonunda, ya bilmem nerede, hani biraz daha değişik bir şekilde büyüyorlardı. Bizim Tarsus'a gelme şansımızla, özellikle basketbola da yönelmemizle böyle bir fırsat doğdu. Neredeyse orta 1-2'den itibaren de basket topuyla yatıp kalktık. O zamanlar biliyorsun basket ayakkabısı falan yoktu pek. Türkiye'de yapılmıyordu. Adana'da meşhur boşboşçu Arap Orhan'dan tesadüfen bir tane ayağımız oyan Converse bulursak bir hafta onunla yatar kalkardık yatakta, yani onu koklardık, giymeye kıyamazdık. Tabii, muhteşem. Daha sonra giymeye kalkarsak da utanırdık biraz çünkü arkadaşlarımızda, kardeşlerimizde aynı ayakkabı yok diye çok giymediğim de olmuştur, yani giyemediğim de olmuştur. Tarsus'un bir de öyle bir şeyi vardı, yani herkesi eşitleyen bir sistemi vardı. Paylaşım. Tarsus'un kendi şeyini bilmiyorum. Yani hayır, okuldan bahsediyorum ben. Ha, okulda şey vardı. Okulda tabii, yani kardeşlerimiz yapamıyorsa sen onu gösteremezdin. Hani, hı-hı, mecburen belki basket maça falan çıkarken giyerdin de, hı-hı, öyle orada gösteriş
pek yok, ben zaten hep değildi yani. Onun şeyi söylemişim, ben devlet memurunun oğluydum. İşte her tür insan vardı içeride. Memur çocuğu da vardı, patron oğlu da vardı yani. Güya biz hani nispeten daha varlıklı bir ailenin çocuklarıydık, hem ben hem birader olarak baktığımızda. Fakat Allah razı olsun, özellikle annemden, babam da Allah rahmet eylesin ama özellikle annem hakim çocuğuydu, hakim kızıydı ve o da çocukluğu Bucaklar'da, işte çeşitli kasabalarda geçmiş büyümesi. Öyle bir disiplinle bizi yetiştirdi ki, hiç unutmam, ilkokulda günlüğümüz 25 kuruştu. 25 kuruşa da bir tane simitle gazoz alabilirdik. İlkokulda bir kalem tıraş beğendim 2,5 liraya, onu 10 gün 25 kuruş biriktirdim, hiçbir şey yiyip içmedim, öyle aldım. Ama daha sonra bir gün Hasan dedeme bıraktılar, o günde 2,5 lira vermeye başlayınca ahlakımız şeydi. Sonra Tarsus'a geldiğimde de hiç unutmuyorum, ya 5 liraydı ya 10 liraydı haftalığımız. Yani onunla da işte öyle ve çok disiplinli bir şekilde büyütüldük ve ona da minnettarım yani, hani öyle bir şey de olmadı. Üniversite hayatımız bile nispeten yani öyle geçti. Türkiye'nin de tabii yokluk dönemleri olduğu için. Şimdi şeye döneceğim, biraz baskete döneceğim. Bizim meşhur bir Bolu günlerimiz var. Evet. Yani işte herhalde hepimizin beyninde böyle kazınmış. Ben Bolu'ya sizden geç gelmiştim. Biliyorsun ben yıllık fotoğrafçısı gibi dandik gibi. Da sen o gece fırça atmıştın bize, hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Sen şimdi hatırlat bana. Bak sana hatırlatayım. Ne güzel. Rıfat'la Levent Soylu, üçümüz aynı odada kalıyoruz. Bunlar yer ayırmışlar. Ben akşam üzeri geldim, yemek yedik. Yattık, Mavra'ya başladık. Olsa kah 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 gülüyoruz. Sen geldin, cama vurdun kapıya. Uyusanıza yarın maç var. Başlarım, Levent sen kaptansın, ne biçim kaptansın. Olsa Rıfat muzuluk yapıp duruyor. İkisi de bana sen kaşınıyorsun, bitlendin diyorlar. Falan öyle bir şey diyorlardı. Sinirim bozuldu, kaşınıyorum. Olsa hepimizi fırçaladın, öyle yattık. Valla inan en ufak şekilde hatırlamıyorum. Yani ama tipik Mehmet değil mi? Bilmiyorum. Her şey çok mu karışıyordu? Yok karışmaktan değil. O ciddi olun lan. Şimdi şeydeyiz falan. Ya benim için her şey inanılmaz önemliydi ve maçlardan önce muhakkak tek başıma tuvalet banyo tarafına gider, önce dua ederdim. Her maçtan önce. Ve duam hiçbir zaman maçı kazanmak şeklinde değil yani. Allah hayırlısı, Allah'ım hayırlısı neyse onu bize nasip et şeklinde. Kim daha iyi oynarsa her zaman. Tahmin ediyorum o. Ya olabilir tabii. Yani ama Bolu hakikaten herkeste farklı farklı şeyler bırakmış. Seyretmeye gelen de, oynayan da bilmem ne. Bolu hayatımızda herhalde hiçbirimizin unutamayacağı bir dönemdi. Onun hem maçlar açısından hem maç dışındaki o bir de sizlerin özellikle hani o öğretmenlerle birlikteki gece içkiler, biz duyuyorduk onları tabii, bizim ondan haberimiz yok. Ben şampiyonluk gecesi gitmiştim. Şampiyonluk gecesi sonra gittim. Biz onları görmedik. Ben sizden kaldığım için benim gitme şeyim yoktu. Sen de yoktun orada o zaman. Yok, ben o mavraları sadece şampiyonluk gecesi o ortalıktaki birazını görmüştüm. Peki. Şimdi demin Ali ile konuşurken hep daha çok açılmaya, birbirimize daha çok konuşmaya başladık tipi laflar ettik. Ondan sonra sen de aynı şeyleri hissediyor musun? 60'lara geldikçe birbirimize karşı kapaklar daha açıldı, daha net. Ya şimdi natürel olarak şöyle bir durum vardı. Belki biz basketten dolayı olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Amerika'dan dolayı olabilir. Ben mesela özellikle Ali ile Levent ile falan daha bir böyle hep yakın devam ettim hayatımda. Ali Semih ile Amerika'da olduğu için o bir daha dönmedi çünkü. Rifat ile yine aynı şekilde Adana'ya gidip geldiğimde, Hüseyin ile yine Amerika'da. İnsan bazı kardeşlerimizle biraz daha yakın oluyorduk, bazılarıyla daha uzak oluyorduk. Yolumuz pek kesişmiyordu, ancak toplantılar, görüşmeler, işte seyahatler olduğu zaman şey oluyordu. Onlarla bir yakınlık şeyi olmadı bence. Yani problemi olmadı. Ama diğer kardeşlerimizle ben de şunu gördüm ki mesela örneğin teknede falan çok daha insan birbiriyle daha yakınlaşma, daha bir birbirini anlama, tanıma, sohbeti yapabilmeye başladı. Bu da gösterdi ki
kaliteli zaman geçirebilirsen, yaş da müsait olduğu için, sabır da müsait, zaman da müsait, insan çok daha hem kendinden vermeye başlıyor, hem de absorbe etmeye başlıyor. Aynı şekilde katılıyorum. Ya, evet. Bu terime çok takılırım ben, evet. Kaliteli zaman. Evet. Çünkü zaman geçirebilirsin, lay lay lay, boş muhabbet. Ondan sonra, yok doğru, hakikaten herkesin herhalde kaliteli zamana hem ihtiyacı var hem de daha net koyuyor. Evet. Şeyini. Bir de zaman ilerledikçe hatırlarsın, yani bazen yazışmalarda şurada burada alınganlıklar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Benim hep söylediğim bir tek şey var. Bu yaştan sonra bu kardeşliği bulabilecekseniz buyurun devam edin tartışmaya. Tabii, tabii ya, ya. Yani. Yok, şey. Yani o şey var, ne bileyim ya, alınganlık ve kızgınlıklar, hırlaşmalar olabilir. Olabilir. Tabii ki olacak. Hayır, o, ama o zaman bitti. Olmuştur. Bu anda bitmesi lazım. Yani biz senden de kapışmışızdır yani. Muhakkak, muhakkak. Ben seninle de hatırlıyorum. Öyle bir, sen bir kızmıştın bana. Bir 2000'li yıl mı neydi, bir gün bir yemek yedik filan. Sen de bir laf attın bana. Ha. Ben dedim ki, hatırlıyorum şimdi. Ha. Namık'cığım dedim. Yani bu yaştan sonra biz yeni arkadaş kardeş bulamayacağız. Ha. Ona göre ayağımızda kalalım. Ondan sonra milletin bazısında zaten şey diye bile kalmış. Ondan sonra, ulan siz bayağı giriştiniz. Yok, yok ya. Yani sen söyledin diye hatırlıyorum onu. Tabii canım işte. Yoksa öyle hatırladığım bir şey yok. Ondan sonra velhasıl daha zaten yine kapışırız, şey yaparız, sevişiriz, hepsini yaparız. Her zaman. Ondan sonra çok sağ ol ayırdığın zaman için. Ya ben çok teşekkür ederim ki böyle olağanüstü bir projeyi üstlendin ve yapıyorsun. Geçen gün rahmetli Metin Sağır kardeşimin şeyini de gördüm. İyi ki dedim, yaşarken bunlar oluyor. Vallahi evet. Geriye bir tek o anılarımız kalacak, başka bir şey kalmayacak. O çekemediğimiz adamların sayısını arttırmamız lazım zaten. Bir an önce. Şimdi, bir an önce. Evet. Ondan sonra Adana'yı bayağı süpürdük de Mersin'de eksiğimiz var. Evet. Mersin'i bir daha ayarlayıp yapmak lazım. Elinize, emeğinize sağlık hepiniz. Çok sağ olun.